Efendim, çok hoş bir kadını davet edeceğim buraya. Türk voleybolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Hem voleybol konuşacağız hem onu konuşacağız. Ben de ilk defa bu kadar uzun uzun sohbet edeceğim. Büyük şampiyonluklar yaşattı bize. Göğsümü gere gere büyük alkışlarla davet ediyorum. Alkışlarla Neslihan Demir geliyor. Harikasın. Yani biz voleybol sahalarında acaba o forma mı yakışıyor diye düşünüyorduk yani. Ki bizim voleybolcu kadınlarımız, bayanlarımız gerçekten de çok bakımlıdırlar. Ama gördüğüm kadarıyla günlük hayatında da çok çok şık, özenli. Yani. Nasılsın, iyisin? İyiyim valla. Bitti mi her şey? Tatildeyiz şimdi. Tatilde ne kadar tatil var? 20 Mayıs'ta. 20 Mayıs'ta yeniden ne başlıyor 20 Mayıs'ta? 20 Mayıs'ta kampa giriyoruz. Kampa giriyorsunuz. 20 Haziran, 30 Haziran arası Mersin'de Akdeniz oyunları var. Evet. Ona katılacağız. Ona katılacaksınız. Sonra Grand Prix, Avrupa Şampiyonası bir sürü. Büyüksünüz. Alkışlar bütün takıma, alkışlarla yayın alalım. Bu arada sevgili Neslihan'ı da tabii ki tebrik ediyoruz. Maçlardan konuşacağız, voleybolla ilgili konuşacağız ama Neslihan, senin de heykelin yapılıyor. Doğru mu? Evet. Heykel dikiliyor. Evet. FIBA, FIBB. Evet. Dünya Voleybol Federasyonu. Dünya Voleybol Federasyonu tarafından. Bunun sebebi nedir? Olimpiyatlardan sonra verilen bir karar mı? Hayır, olimpiyatlardan önce FIBB bir karar aldı ve her ülkeden bir hero seçmeye karar verdiler. Voleybolun kahramanları olarak. Türkiye'den de beni seçtiler. FIBB'nin düzenlediği uluslararası turnuvalarda salonların dışarısına konulmak üzere büyük heykeller dikilecek. İşte olimpiyatlar. Türkiye'de mi? Turnuvanın olduğu yere göre. Olduğu yer. Japonya olabilir, işte Londra'da dikildi. Bayağı çeşitli yerlerde dikilecek öyle diye düşünüyorum. Yapıldı mı heykelin, bitti mi? Bilmiyorum. Henüz öyle bir haber gelmedi bittiğine dair. Yani ne hissediyorsun Türkiye'den, işte bir spor dalı ve sen yani. Hani gerçi kadınlar çok başarılı son dönemde gerçekten, evet. De voleybolda, basketbolda. Yani birçok branşta gerçekten şampiyonlara bakıyorsun. Kadınlardan çok fazla çıkıyor ama bunların içinde bir de sen, işte heykeli dikilen de sen. Neye bağlıyorsun bunu? Bilmiyorum ki, çok uzun yıllardır milli takımdayım herhalde. O yüzden evet. Hürmet olarak. Hürmet olarak, hürmet olarak değil. Yani sen normal pasör müsün? Çaprazı. Neyin? Pasörün çaprazı. Çaprazı. Smaç vuranla. Evet. Smaçör müsün? Evet. Smaçörsün. Smaçöz. Smaç. Smaçöz. Çok güzel espriydi. Kıymetini bilmediniz. Bırak, bırak. Bu saatten sonra gülsenize faydası yok. Çünkü sadece ben güldüm, kimse gülmeyince. Bu sefer beni de yaktınız yalnızca. Çok iyi bir smaçör. Türkiye'nin son dönemdeki en büyük sayı yüzdesine sahipsin. Doğru mu? Evet. Kaç sayı? Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorum be ablacığım. Evet, ödülü nasıl aldın diyor. Oynuyor sadece. Evet, oynuyor, aynen. Saymıyor. Bak adam bir hikayeyi nasıl anlattı 2,5 saat, gördün mü? Anlatacaksın. Bu güzel bir şey diye söyledim. Güzel bir şey diye söyledim. Evet. Anlatsın, satsın kendini. Bak kalkın ayağa ikiniz de. Kalk mı ben? Kalk ayağa kalk. Kalk bak. Ben seni bir tatlı karar. Bak küçük olduğu için, hayattan yırtmak için hikayeyi büyütmen lazım. Şaka söylüyor. Evet. Şaka söylüyor. Söylemiyorum, şaka ne olacak? otur. Harikasınız. Evet. Sevgili Neslihan'ın smaçlarıyla ilgili. Aslında sevgili Neslihan'ın kanala girişi var. Çok iyi. Yani eller tabii maşallah iyi olduğu için senin kanala girişini çektik. Gördün mü? Hayır. Görmedin. Neslihan'ın kanala girişini hep beraber bir izleyelim. Ellere dikkat. Neslihan Demir, hoş geldin. Çak. Ah Neslihan, yengen karpuz istedi de. Şuna bir bakar mısın iyi mi diye. Ah kızım ben, ah kızım ben. Aa, hoş geldiniz Neslihan Hanım, buyurun. Ama vallahi Neslihan Hanım, ya tebrikler, hiç kaçırmıyorsunuz yani. Şu vuruşu var ya, şunu bir topa yapsanız %100 sayı.
Allah. Aç. Neslihan Hanım ya, halı çok toz olmuş. Bir el atıverseniz. Size sağlık, halı hiç daha önce bu kadar temiz görmedim. Helal, helal. Neyse, en azından öksürüğü geçti. Teşekkürler Neslihan Hanım. Vallahi bravo Neslihan Hanım. Zamanlamanız harika. Beste Aydın var. Neslihan Hanım'a öncelikle bir sorum var. Evet, buyurun. İyi geceler Neslihan Hanım. İyi geceler. Şöyle bir sorum var size. Maçlarda başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi? Böyle bir şey, bir olay varsa bizimle paylaşır mısınız? Yani bir kere 2006 Dünya Şampiyonası'nda gelmişti başıma. Maç oynanırken pasör arkadaşım bana pas attı. Ben de smaç için adımlarken ayakkabım çıkmıştı. Sonra sakatlandı numarası yapmıştım. Rezil olmamak için. Dünya şampiyonasında. Dünya şampiyonasında sakatlandım numarası mı yaptın? Yanında bir fail play almış bir adam atıyor. Şu yaptığın işe bak. Bir de bunu ilginç olay diye anlatıyorsun bize. Heykeli de yaptırılıyor ve heykeli de yaptırılıyor. Heykel de yapılmış ama sakat. Tek ayakkabı da yok. Böyle bir heykel. Böyle. Bir şeyler geliyor mu maç sırasında aklınıza? Yani böyle topu mu beklerken eve gitsem çok geç oldu bilmem ne falan. Ya bir şey düşünüyor musunuz yani? Erkek arkadaşını düşünüyorsun, başka bir şey, annenle mi düşünüyorsun? Geliyor mu aklınıza? Geliyor tabii aklınıza ama ne bileyim, benim genelde maçta karnım acıkıyor sürekli. Hani sürekli yanındaki arkadaşıma karnım acıktı ya, ne zaman bitecek maç falan diyorum. 3-2 yani. Falan sürdü mü, bir de setler uzadı mı, kaç saat sürüyor yani 3-2'lik yani maç yaklaşık? 3-2'lik maç 2,5 saat falan sürüyor. 2,5 saat yani evet. Bir de devamlı bir hareket halindesin yani, evet. Acıkmaz olur mu insan? Maça falan böyle çıktığın zaman topa vururken falan birisi geliyor mu aklına yani böyle bir sinir olduğun birisini senin ben al. Hani böyle bir olur insanlık halidir yani. Yok hayır, hıncını aldın. Çok acayip şeyler gelmiş başına ama anlatmıyor. Bir gün imza almaya gelenlerden bir tanesi ne yapmış? İmza istemeye gelmiş maçtan sonra. Ne imza atmış sana? Bir tane bankanın kredi bölümü kefil bölümüne imza attırmaya çalıştı bana. Evet, ev kredisi. Hiç. Parasını ödeyip sahip olmadığım bir evim olacaktı. Ama bu güzelmiş. Bayağı evin kredisi evet. Kefil olarak mı? Evet, sonra... Yetin aklına neler geliyor ya. Yarın Neslihan'ın maçı var. Hanım getir bakalım şu kefil kredisi. Allah Allah. Nereden anladın? Gördüm kağıdı yani böyle katlamış ama. Yani herkes normal dosya kağıdı veya defter falan gibi bir şey geçiyor. Bu biraz değişik ya. Şöyle bir baktım. Ne oluyor falan dedim, o karambolde kayboldu. Oo, adam. Dikkat etmesen gidecek evet. Demek ki. Tabii aynen. Neler imzalatacaklar ya. Senin başına geldi mi hiç böyle bir şey? Yok abi. İmza veriyorsun da bütün gün yani. Yok abi. Dikkat ediyorum ben, neyi imzaladığıma bakıyorum. Zor, aynen. Beste, Neslihan sen koşmayı pek sevmeyenlerdensin. Voleybol onun için de biraz evvel de seçime. Evet, durduğumuz yerde oynuyoruz. Durduğumuz yerde. Koşmayı sever miydin koşmayı, yok. Hayır, hiç sevmezdim. Bir dönem atletizm yaptım. He. Ama bir gün sahada koşuyorduk, sürekli antrenöre soruyoruz ne zaman bitecek, ne zaman bitecek falan diye. Bir de o zaman çocuk aklı herhalde 10 dakika diyordu mesela, daha hızlı koşmaya başladık sanki 10 dakika daha çabuk geçecek gibi. Sonra bir gün ben dayanamadım artık, tam böyle çıkış kapısının oradan eve koştum. Bir daha da gitmedim. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Evet, sizde koşma var mı hocam, var mı yoksa sadece atları mı koşturuyorsunuz? Eskişehir. Eskişehir, vay memleketten evet. Harika. Sen ne kadar kaldın Eskişehir'de? Eskişehir'de voleybol oynadın mı? Evet, 14 yaşına kadar orada oynadım. Ben Eskişehir'de radyoculuk falan yaparken hatırlıyor musun sen beni o dönemde? Yok, kaç. Oradan... Dikkatini çekememişsin. Sen kaç doğumlusun Esra? 83. 83, ooo ben üniversiteye girdim de sen 3 yaşındaymışsın. Evet, hatırlaman imkansız. Sen nerelisin babacığım abi? Neslihan sende? Bir kızım var. Bir kızım var, kaç yaşında? 5 yaşında. Yakında... Sende şey var. Neslihan bir şeyler neler var yakında? Gerçi bir tanesini söyledin ama onun 20 dışında... Haziran'da dediğim gibi Akdeniz oyunları var Mersin'de. Kendi ülkemizde yapılıyor.
Ondan sonra Ağustos ayında Grand Prix başlıyor. Bir ay süren dört ayaktan oluşuyor. İlk ayağı Ankara'da. Daha sonra Japonya, Tayvan, Tayland o taraflara gidiyoruz. Bir ay yokuz. Ondan sonra da... Milli takımdan bahsediyorsun. Evet, milli takım. Milli takımdan bahsediyorum. Eylül ayında da Almanya'da Avrupa Şampiyonası var. Eczacıbaşı için ne diyorsun? Yani sizin takım için ne diyorsun? Kalacak mısın takımda? Devam evet, mı? Kontratım devam ediyor. Evet. Bir sene daha. Biz her zamanki gibi her kupaya talibiz Eczacıbaşı olarak. Ama yani şimdi söylemekte bir sıkıntı var mı? Vakıfbank'ta gerçekten helal olsun değil mi? Yani çok iyi işler evet. çıkarttılar yani yenilmeden. İyi yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların karşılığını aldılar. Geçen sene biz şampiyon olmuştuk. Bu sene onlar rekabet arttıkça yatırım da artıyor. Özellikle voleybolda çok başarılı, çok acayip. Yani mesela kadınlar voleybol. Kadınlar mı diyoruz ya, bayanlar mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya? Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Bayan diyoruz kızıyorlar. Kadın diyoruz bayan denir diyorlar. Bir anlamadık ya. Kadın mı diyeceğiz, bayan mı? Bilen var mı? Bayan. Bütün bayan dedik, bütün gazetelerde sonra bayan demeyin falan diye çıkıyor. Kadın demek gerekiyor. Bayan çünkü baydan türetilen bir şey olduğu için evet. onun için istemiyorlar. Kadın kızlar. Demek. Kızlar. Bence bay bayandan kısaltma bir şey ama öyle öyle hiç düşünmüyorlar mesela yani. Bayan bir de iyi de duyulmuyor yani. Bayan bence iyi duyulmuyor. Yani bayıyormuş gibi. Bayıyormuş gibi evet. Bayıyormuş. Neslihan'la ilgili. Smaçların kuvvetli değil mi? Yani biliyorsun. Türkiye'deki kuvvetli smaçlardan bir tanesi misin? Evet. Ha? Evet. Bu konuşuluyor mu yoksa yani bu bilinen bir gerçek, herkes konuşuyor. Neslihan'ın smaçı iyidir diye. Evet. Hiç birisine zarar verdiğin oldu mu bugüne kadar smaçta? bir kere hakeme vurmuştum. Hakeme? Evet. Tokatla mı yoksa top mu geldi? Hayır, top yani? Geldi. Ha, uçup hakeme koydum bir tane diyor. Maça devam edemedi. Servis, maça devam edemedi. Biraz biz abi şey mi abi şu biraz biz ayrı mı otururuz? Dikkatli neyse. Maça devam abi, edelim. Bir elleri görebilir mi? Senin eller ayaklar da normal yani. Büyük de değil, küçük de. Evet. Senin Instagram'daki ayak resimlerini falan bulduk. Vallahi güzel de ayakların var yani. Hani öyle mesela voleybolcu boy post var. Yani büyük evet. beklersin. Yok öyle. Gösterelim Neslihan'ın ayak resimlerini. Al kızlara bak. Hayır diyor. Güzel dedik ya. Neslihan'ın smaçlarından nasibini alanları. göreceksiniz. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Neslihan'ın o dayanılmaz sert smaçlarında bakın neler olmuş. Hep beraber izleyelim. Bir sayı. Güç var, kuvvet var ama bizim bayan voleybol takımı olimpiyatlarda yazıldı, çizildi. En çok kendine bakan tırnakları olsun, makyajı olsun. Evet. Biraz bakıyorsunuz kendinize herhalde. Yani işimize ve bizi izleyenlere saygı duyuyoruz. Yasak var mı onda? Yok. Yani maça çıkıyorsun bir makyaj yapmayın, bu kadar fazlasını yapmayın falan diye bir şey var mı? Yok, hiç öyle bir şey yok yani. Ama nasıl güzelseniz artık gerçekten de Red Hot Chili Peppers'ın solisti bile bayağı bir konuşuyor. Açmayayım konuyu değil mi? Yok, ha? Açmayayım, açmayayım konuyu. Ha, bayağı dünyadan yani bizim kızlarımız bütün ülkede savunmaya geçti yani. Valla bir anda bacımız yani zaten hani durumu. Red Hot Chili Peppers diye bir grup var. Evet. Onun solist şey bas gitaristi Flea. Flea internette yazmış yani... Türk milli takımındaki Neslihan'a aşık oldum diye. Ama ondan sonra bayağı adama bizden Türkiye'den bayağı geriden mesaj aldı. Sen maçını niyetle izliyorsun kardeşim falan gibi. Peki. Son olarak bu değil mi? Yani şeyler. Turne hepimine çıkacağınız oyunlar başka evet. şey atlamayalım diye. Hocam bir tiyatro. Hareket halindesin evet. yani. Acıkmaz olur mu insan? Maça falan böyle çıktığın zaman topa vururken falan birisi geliyor mu aklına yani böyle bir sinir olduğun birisini senin ben al. Hani böyle bir olur insanlık halidir yani. Yok hayır hiç gelmiyor. Aldın.
Çok acayip şeyler gelmiş başına ama anlatmıyor. Bir gün imza almaya gelenlerden bir tanesi ne yapmış? İmza istemeye gelmiş maçtan sonra. Ne imza atmış sana? Bir tane bankanın kredi bölümü kefil bölümüne imza attırmaya çalıştı bana. Evet, ev kredisi. Hiç parasını ödeyip sahip olmadığım bir evim olacaktı. Ama bu güzelmiş. Bayağı evin kredisi evet, kefil olarak mı? Evet, sonra... Yetin aklına neler geliyor ya. Yarın Neslihan'ın maçı var. Hanım getir bakalım şu kefil kredisi. Allah Allah. Nereden anladın? Kağıdın... Gördüm kağıdı yani böyle katlamış ama mı? Yani herkes normal dosya kağıdı veya defter falan gibi bir şey geçiyor. Bu biraz değişik geldi. Şöyle bir baktım. Ne oluyor falan dedim. O karambolde kayboldu adam. Dikkat etmesen gidecek. Evet. Demek. Tabii aynen. Neler imzalatacaklar ya. Senin başına geldi mi hiç böyle bir şey? Yok abi. İmza görüyorsun da bütün gün yani. Yok abi. Dikkat ediyorum ben. Neyi imzaladığımı bakıyorum. Zor. Aynen. Beste. Neslihan sen koşmayı pek sevmeyenlerdensin. Voleybol onun için de biraz evvel de seçime. Evet. Durduğumuz yerde oynuyoruz. Durduğumuz yerde. Koşmayı sever miydin koşmayı? Yok. Hayır hiç sevmezdim. Bir dönem atletizm yaptım. He. Ama bir gün sahada koşuyorduk. Sürekli antrenöre soruyoruz ne zaman bitecek, ne zaman bitecek falan diye. Bir de o zaman çocuk aklı herhalde 10 dakika diyordu mesela. Daha hızlı koşmaya başladık. Sanki 10 dakika daha çabuk geçecek gibi. Sonra bir gün ben dayanamadım artık. Tam böyle çıkış kapısının oradan eve koştum. Bir daha da gitmedim. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Evet, sizde koşma var mı hocam? Var mı? Yoksa sadece atları mı koşturuyorsunuz? Eskişehir. Neresi? Eskişehir. Eskişehir. Vay memleketten. Evet. Harika. Sen ne kadar kaldın Eskişehir'de? Eskişehir'de voleybol oynadın mı? Evet, 14 yaşına kadar orada oynadım. Ben Eskişehir'de radyoculuk falan yaparken hatırlıyor musun sen beni o dönemde? Yok, kaçtı. Oradan... Dikkatini çekememişsin. Sen kaç doğmuşsun Esra? 83. 83. Oo ben üniversiteye girdim de sen 3 yaşındaymışsın. Hatırlaman imkansız. Sen nerelisin babacığım abi? Neslihan sen de? Bir kızım var. Bir kızım var. Kaç yaşında? 5. 5 yaşında. Yakında... Sen de şey var. Neslihan bir şeyler neler var? Yakında gerçi bir tanesini söyledin ama onun dışında. 20 Haziran'da dediğim gibi Akdeniz oyunları var Mersin'de. Kendi. Efendim. Çok hoş bir kadını davet edeceğim buraya. Türk voleybolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Hem voleybol konuşacağız hem onu konuşacağız. Ben de ilk defa bu kadar uzun uzun sohbet edeceğim. Büyük şampiyonluklar yaşattı bize. Göğsümü gere gere büyük alkışlarla davet ediyorum. Alkışlarla Neslihan Demir geliyor. Harikasın. Yani biz voleybol sahalarında acaba o forma mı yakışıyor diye düşünüyorduk yani. Ki bizim voleybolcu kadınlarımız, bayanlarımız gerçekten de çok bakımlıdırlar. Ama gördüğüm kadarıyla günlük hayatında da çok çok şık, özenli. Yani. Nasılsın, iyisin? İyiyim valla. Bitti mi her şey? Tatildeyiz şimdi. Tatilde ne kadar tatil var? 20 Mayıs'ta. 20 Mayıs'ta yeniden ne başlıyor 20 Mayıs'ta? 20 Mayıs'ta kampa giriyoruz. Kampa giriyorsunuz. 20 Haziran, 30 Haziran arası Mersin'de Akdeniz oyunları var. Evet. Ona katılacağız. Ona katılacaksınız. Sonra Grand Prix, Avrupa Şampiyonası bir sürü. Büyüksünüz. Alkışlar var. Bütün takıma alkışlar da yerine alınıyor. Bu arada sevgili Neslihan'ı da tabii ki tebrik ediyoruz. Maçlardan konuşacağız, voleybolla ilgili konuşacağız ama Neslihan senin de heykelin yapılıyor. Doğru mu? Evet. Heykel dikiliyor. Evet. FIBA'da FIBB. Evet. Dünya Voleybol Federasyonu tarafından. Bunun sebebi nedir? Olimpiyatlardan sonra verilen bir karar mı? Hayır, olimpiyatlardan önce FIBB bir karar aldı ve her ülkeden bir hero seçmeye karar verdiler. Voleybolun kahramanları olarak. Türkiye'den de beni seçtiler. FIBB'nin düzenlediği uluslararası turnuvalarda salonların dışarısına konulmak üzere büyük heykeller dikilecek. İşte olimpiyatlar. Türkiye'de mi? Turnuvanın olduğu yere göre. Turnuvanın olduğu yer. Japonya olabilir, işte Londra'da dikildi. Bayağı çeşitli yerlerde dikilecek öyle diye düşünüyorum. Yapıldı mı heykelin, bitti mi? Bilmiyorum. Henüz öyle bir haber gelmedi bittiğine dair. Yani ne hissediyorsun Türkiye'den işte bir spor dalı ve sen yani. Hani gerçi kadınlar çok başarılı son dönemde gerçekten de. Voleybolda, basketbolda yani birçok branşta gerçekten. Ülkemizde yapılıyor. Ondan sonra Ağustos ayında Grand Prix başlıyor. Bir ay süren dört ayaktan oluşuyor. İlk ayağı Ankara'da. Daha sonra Japonya, Tayvan, Tayland o taraflara gidiyoruz. Bir ay yokuz. Ondan sonra da... Milli takımdan bahsediyorsun. Evet, milli takım.
milli takımdan bahsediyorum. Eylül ayında da Almanya'da Avrupa şampiyonası var. Eczacıbaşı için ne diyorsun? Yani sizin takım için ne diyorsun? Kalacak mısın takımda? Devam evet, mı? Kontratım devam ediyor. Evet. Bir sene daha. Biz her zamanki gibi her kupaya talibiz Eczacıbaşı olarak. Ama yani şimdi söylemekte bir sıkıntı var mı? Vakıfbank da gerçekten helal olsun değil mi? Yani çok iyi işler evet. çıkarttılar yani yenilmeden. İyi yatırımlar yaptılar. Bu yatırımların karşılığını aldılar. Geçen sene biz şampiyon olmuştuk. Bu sene onlar rekabet arttıkça yatırım da artıyor. Özellikle voleybolda çok başarılı, çok acayip. Yani mesela kadınlar voleybol. Kadınlar mı diyoruz ya, bayanlar mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz ya? Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Bayan diyoruz kızıyorlar. Kadın diyoruz bayan denir diyorlar. Bir anlamadık ya. Kadın mı diyeceğiz, bayan mı? Bilen var mı? Bayan. Bütün bayan dedik, bütün gazetelerde sonra bayan demeyin falan diye çıkıyor. Kadın demek gerekiyor. Bayan çünkü baydan türetilen bir şey olduğu için evet. onun için istemiyorlar. Kadın kızlar. Demek. Kızlar. Bence bay bayandan kısaltma bir şey ama öyle öyle hiç düşünmüyorlar mesela yani. Bayan bir de iyi de duyulmuyor yani. Bayan bence iyi duyulmuyor. Yani bayıyormuş gibi. Bayıyormuş gibi evet. Bayıyormuş. Neslihan'la ilgili. Smaçların kuvvetli değil mi? Yani biliyorsun. Türkiye'deki kuvvetli smaçlardan bir tanesi misin? Evet. Ha? Evet. Bu konuşuluyor mu yoksa yani bu bilinen bir gerçek, herkes konuşuyor. Neslihan'ın smaçı iyidir diye. Evet. Hiç birisine zarar verdiğin oldu mu bugüne kadar smaçta? Bir kere hakeme vurmuştum. Hakeme? Evet. Tokatla mı yoksa top mu geldi? Hayır, top yani? Geldi. Ha, uçup hakeme koydum bir tane diyor. Maça devam edemedi hakem. Servis, maça devam edemedi. Evet. Biraz biz abi şey mi abi şu? Biraz biz ayrı mı otururuz? Dikkatli et. Maça devam abi, edemiş. Bir elleri görebilir misin? Senin eller ayaklar da normal yani. Büyük de değil, küçük de. Senin Instagram'daki ayak resimlerini falan bulduk. Vallahi güzel de ayakların var yani. Hani öyle mesela voleybolcu boy post var. Hani büyük evet. beklersin. Yok öyle. Gösterelim Neslihan'ın ayak resimlerini. Kızlara bak. Hayır diyor. Güzel dedik ya. Neslihan'ın smaçlarında şampiyonlara bakıyorsun. Kadınlardan çok fazla çıkıyor ama bunların içinde bir de sen işte heykeli dikilen de sen. Neye bağlıyorsun bunu? Bilmiyorum ki çok uzun yıllardır milli takımdayım herhalde. O yüzden evet. hürmet olarak. Hürmet olarak, hürmet olarak değil. Yani sen normal pasör müsün? Çaprazı. Neyin? Pasörün çaprazı. Çaprazı. Smaç evet. vuranla. Smaçör müsün? Evet. Smaçörsün. Smaçöz. Smaç. Smaçöz. Çok güzel espriydi. Kıymetini bilmediniz. Bırak, bırak. Bu saatten sonra gülsenize faydası yok. Çünkü sadece ben güldüm, kimse gülmeyince bu sefer beni de yaktınız yalnızca. Çok iyi bir smaçör. Türkiye'nin son dönemdeki en büyük sayı yüzdesine sahipsin. Doğru evet. mu? Kaç sayı? Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorum be ablacığım. Evet, benim ödülü nasıl oynuyor. Aldın diyor. Oynuyor sadece. Evet, oynuyor, saymıyor. Maç. Bak adam bir hikayeyi nasıl anlattı 2,5 saat gördün mü? Anlatacaksın. Bu güzel bir şey diye söyledim. Yapma utanma. Güzel bir şey diye söyledim. Evet. Anlatsın, satsın kendini. Bak kalkın ayağa ikiniz de. Kalk mı ben? Kalk ayağa kalk. Kalk bak. Ben seni bir tatlı koruyorum. Ebat küçük olduğu için hayattan yırtmak için hikayeyi büyütmen lazım. Şaka söylüyor. Evet. Şaka söylüyor. Söylemiyorum şaka, ne olacak? Otur, otur, otur. Harikasınız, evet. Sevgili Neslihan'ın... Sevgili Neslihan'ın smaçlarıyla ilgili... Aslında sevgili Neslihan'ın kanala girişi var. Çok iyi yani, eller tabii maşallah iyi olduğu için... Senin kanala girişini çektik, gördün mü? Hayır. Görmedin. Neslihan'ın kanala girişini hep beraber bir izleyelim. Ellere dikkat. Neslihan Demir, hoş geldin. Çak. Ah Neslihan, yengen karpuz istedi de. Şuna bir bakar mısın iyi mi diye. Ah kızım ben, ah kızım ben. Aa, hoş geldiniz Neslihan Hanım, buyurun. Ama vallahi Neslihan Hanım, ya tebrikler, hiç kaçırmıyorsunuz yani. Şu vuruşu var ya, şunu bir topa yapsanız %100 sayı. Aç. Neslihan Hanım ya, halı çok toz olmuş. Bir el atıverseniz.
Size sol kolu hiç daha önce bu kadar temiz görmedim. Helal, helal. Neyse, en azından öksürüğü geçti. Teşekkürler Neslihan Hanım. Vallahi bravo Neslihan Hanım. Zamanlamanız harika. Beste Aydın var. Neslihan Hanım'a öncelikle bir sorum var. Evet, buyurun. İyi geceler Neslihan Hanım. İyi geceler. Şöyle bir sorum var size. Maçlarda başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi? Böyle bir şey, bir olay varsa bizimle paylaşır mısınız? Yani bir kere 2006 Dünya Şampiyonası'nda gelmişti başıma. Maç oynanırken pasör arkadaşım bana pas attı. Ben de smaç için adımlarken ayakkabım çıkmıştı. Sonra sakatlandı numarası yapmıştım. Rezil olmamak için. Dünya şampiyonası. Dünya şampiyonasında sakatlandım numarasını yaptın. Yanında bir sail play almış bir adam oturuyor. Şu yaptığın işe bak. Bir de bunu ilginç olay diye anlatıyorsun bize. Heykeli de yaptırılıyor ve heykeli de yaptırılıyor. Heykel de yapılmış ama sakat. Tek ayakkabı da yok. Böyle bir heykel. Böyle. Bir şeyler geliyor mu maç sırasında aklınıza? Yani böyle topu mu beklerken eve gitsem çok geç oldu bilmem ne falan. Ya bir şey düşünüyor musunuz yani? Erkek arkadaşını düşünüyorsun, başka bir şey, annenle mi düşünüyorsun? Geliyor mu aklınıza? Geliyor tabii aklınıza ama ne bileyim benim genelde maçta karnım acıkıyor sürekli hani. Sürekli yanındaki arkadaşıma karnım acıktı. Ne zaman bitecek maç falan diyorum yani. 3-2 falan sürdü mü? Bir de setler uzadı mı? Kaç saat sürüyor? Yani 3-2'lik yani maç yaklaşık. 3-2'lik maç 2,5 saat falan sürüyor. 2,5 saat yani bir de devamlı bir